Merhaba gençler. Üçüncü videomuzda devam ediyoruz hız kesmeden. İşten geldim şu anda. Ben de videoyu açayım dedim. Şimdi arkadaşlar videoyu başlamadan önce söyleyeceklerim var. Bilmiyorum yapsam mı yapmasam mı diye ama dördüncü veya beşinci videodan sonra ufak bir sınav yapmayı düşünüyorum. Sınavla amacım hani biraz daha dikkat çekmek sözlükte. O sınavda birinci, ikinciye falan böyle biraz ödül koymak istiyorum. Yapabildiğim kadarıyla. Hani bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Sizlerin de fikirlerine ihtiyacım var tabii ki de. Tek başıma yapabileceğim bir şey değil arkadaşlar bu. Tabii ki de destek olmanız gerekiyor. Tabii bunu sadece sözlükten gelenler değil arkadaşlar bu arada. Herkes tabii ki de katılabilir. O zaman hemen başlayalım. Bugün ne işleyeceğiz arkadaşlar? Ve önümde açtığım program ne? Şimdi arkadaşlar bunu altında açıklama linkinde vermiş olduğum linkten indirin. Daha sonra bunun ismi Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer bir ağ laboratuvarıdır. Olayı bu birader. Ağ laboratuvarı. Şimdi bu ağ laboratuvarı ne işe yarar? İçinde. Şimdi ağda ne vardır? Kablo vardır. İnternet kablosu vardır. Sunucular vardır. Bilgisayarlar vardır. Routerlar vardır. Switchler vardır. Hub'lar vardır. Wireless device'lar vardır. Kısacası her şeyle vardır. Her şey vardır ağla ilgili. Biz de bu programı kullanacağız ve detaylı olarak biz bu internette neler yapıyoruz onları işleyeceğiz. Yani arkadaşlar bugünkü işleyeceğimiz konuda şu var. Siz internete tıklıyorsunuz, Google'a tıklıyorsunuz, giriyorsunuz. Bu nasıl gerçekleşiyor? Veya diğer bilgisayarlarla iletişime nasıl geçiyorsunuz? Bu nasıl gerçekleşiyor? Bizim bunu temelden bilmemiz gerekiyor. Çünkü siz ileride bir sunucuya sızıp onu admine bildirmek isteyecekseniz bu sunucuya sızmak için bu sunucuyu nasıl çalıştığını, zafiyetlerini bilmeniz gerekiyor. O yüzden en baştan öğrenmemiz gerek. Şimdi arkadaşlar ağzım kurudu. Yanımda su var, kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Hemen başlayalım. Aşağıda dediğim gibi indirme linki var. Elime bir switch alıyorum. Bu switch nedir arkadaşlar? Şu anda bir yerel ağ kuruyorum. Yani bir oda düşünün. İnternet kafe düşünün. İnternet kafedeki bilgisayarlar birbirine bağlı. Nasıl bağlanıyor? Şimdi bu switch ile hemen anlatıyorum. Arkadaşlar switch aynı network'teki ya şöyle diyelim aynı odadaki diyelim. Daha düşürelim biraz daha örneklendirmeleri. Bilgisayarları birbirine bağlar. Yalnız internet sağlamaz switch. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar birer tane bilgisayar alıyorum, bir tane laptop alıyorum. Hemen bunların bağlantıları sağlıyorum. Kablo alıyorum elime. Bir tane giriş var. Ona çakıyorum. Switch'te bir sürü giriş var. Birincisine bağladım. Diğerini de hemen bağlıyorum. İkincisine bağladım ve şu anda bağlantı sağlandı mı? Tabii ki de hayır. IP adresleri yok. Tek tıkladım ve desktop dedim. Buradan IP configuration kısmına geldim. 9268.10.10 192.168.10.1 Gateway adresine çok çok dikkat edin. Bunu hemen anlatacağım. Şu anda anlatmayayım. Dikkatiniz dağılmasın. Aklınız karışmasın. Hemen bunu da IP adresi vereceğim. 192.168.10.11 192.168.10.1 Bakın buna da aynısını verdim o diğeriyle. Buraya dikkat. Şimdi arkadaşlar şu anda mantıken IP adreslerimizi verdiğimize göre bağlantı sağlamış olmamız lazım değil mi? Bakalım. Arp eksi A komutu. Diyorum ki bilgisayara ya bir kontrol et. Arp tablosunu bir getir bakalım. Kimlerle iletişime geçiyorsun sen diyelim. Ve diyor ki kimseyle iletişime geçemiyorum. E nasıl olur? Bağlantını sağladık. Kablom var. Switch'im var. IP adresim var. Nasıl olacak da? MAC adresimiz eksik. Şimdi benim diyor ki ya karşıda diyor ben MAC adresi yani birisini göremiyorum ki şu an diyor. Onun MAC adresi var ama diyor göremiyorum onu diyor. Nasıl görecek? Ona ping atarak 192.168 neydi? 10.11'di. Buna ping attım. Ping attım ve tekrar yani ARP tablosunu getir. Senin kimlerle bağlantın var diyorum ve diyor ki benim karşı bilgisayarla bağlantım var diyor. Bak diyor onun MAC adresini, IP adresini görebiliyorum diyor. Çok iyi diyorum ve artık bağlantımızı yaptık. Yani demek istiyorum ki artık yerel ağda bir bilgisayar, diğer bilgisayarlar nasıl iletişime geçiyor? MAC adresi nasıl oluyor? Onu anladık. Yani kısacası şunu öğrendik. Aslında MAC adresi nedir? MAC adresi
ağ içinde bilgisayarların birbirini tanıması için MAC adresine ihtiyaç duyar. Bu kadar. Ve MAC adresi öğrenmek için broadcast yayını yapar. Ping de attık. Bu şekilde biz ARP isteği yollayarak ne yaptık? MAC adresini çok kolay bir şekilde öğrendik. Arkadaşlar farklı network. Yani hemen elime bir router alıyorum ve ekliyorum. Şuraya da bir bağlantı böyle bu şekilde switchler, bilgisayarlar ekleyeceğim. Şimdi o zaman ne yapardık? Mantıken yani düz mantık düşünürsem buraya da bir switch eklerdik. Arkadaşlar aynı bunun gibi. Koyardık. Buraya da bilgisayarları bağlardık aynı bunun gibi. Sonra iki switch'in arasında bağlantıyı çakardık olurdu. Olmaz. Switch bunu yapamaz. Router farklı bilgisayar ağlar arasında bağlantıyı sağlar. Switch aynı network'teki bağlantıları sağlar. Olayımız bu. Hemen bağlantılarımı yapıyorum. Sıfır, bakın sıfıra çaktım bunu. Oraya dikkat. Peki router nedir? Onundan bahsetmedik. Router yönlendiricidir. Farklı bir networklerdeki bir bilgisayarların, serverların iletişime geçmesini sağlar. Tıklıyorum. Config kısmına geldim. Sıfır kısmına geldim. Yani sıfıra çakmıştım switch'i. On dedim burayı ve buraya IP adresi veriyorum. Şimdi buraya çok dikkat. Hemen buraya gelelim başa. Ben dedim ki size buraya dikkat edin dedim. Bakın dedim. 10.1 koydum. 10.1 gateway adresi. Şimdi hemen bunu da yapalım. Bunu da 10.1 koydum. Router'ın IP adresi. Peki neden? Şimdi arkadaşlar bilgisayar bir yayın yaparken diğer network'e bir bilgi yollarken kendi IP adresi üzerinden pardon gateway adresi üzerinden gönderdiği için onunla kayıtlı olan buradan geçer, switch'ten geçer, switch router'a yollar. Ancak gateway adresi aynı olmazsa bu ağla router'ın, o zaman router bunu algılayamaz. Gateway adresiyle çalışır router. Bu kadar basit aslında. Bunu da saldık. Şimdi switch ekliyorum. Yani diğer ağ için hazırlık yapıyorum. Burada ya da bir ağ kuracağım. Hemen kablolarını çakıyorum. Hemen aldım bir tane laptop. Şöyle koydum. Onun da kablolarını çakıyorum. Tamamdır. Hemen laptopa geldim. IP adresi vereceğim. Laptopa vermek zorundayım. Şimdi tabii router'ın bir şeyini yapalım. Switch ile bağlantısı şu anda kapalı. Onu halledelim. 1. 1'e çaktım. İlk önce on yapıyorum. Gateway adresi. Dikkat ediyor muyuz? Benim bir gateway adresim vardı. Onu vereceğim. Ama bu ağda 10.1 koymayacağım tabii ki de. İki ağın da aynı olmaz. Bu ağ gateway adresi artık hep 20.1. Hep. Kapadım. Laptopa geldim. IP configuration dedim. 192 168 20.10 92 168 20.1. Yani bu ağın gateway adresi artık 20.1. Burayı kapadım. Tamam mı şu anlık? Hiçbir sorunumuz yok. Tabii ben şimdi yaptık işim bağlantıları. Acaba doğru çalışıyor mu? Geldim laptopa. Command prompt dedim. Bakalım herhangi bir bilgisayarla bağlantısı var mı? ARP tablosunu getirdim. Yok. Clear çalışmıyormuş. Neyse. CLS çalışıyor burada. Burada CLS de çalışıyor. Şimdi arkadaşlar benim diğer ağ. Şimdi bir deneyelim bakalım. Buradan switch'e, switch'ten router'a, router'dan bu switch'e, sonra da bu bilgisayara bir ping atalım. Yani bakalım bu bilgisayarlar beni tanıyacak mı? Ben onlara kendimi tanıtayım. Değil mi? 10.10'da şimdi hatırladım. Bu bilgisayar. Yani bu bilgisayarı atınca zaten direkt otomatik olarak bunu da tanıyor. Bütün switch aynı anda hepsini tanıtıyor bize. ARP tablosunu getir diyorum. Ve tamamdır. Artık bu ağla, bu bilgisayar, bu bilgisayarlarla artık tanışık. Bunlar da bununla. Genimiz bile var maşallah. Her şeyimiz var. Program çok kapsamlı arkadaşlar. Router ile iletişime geçirdik. Şimdi aldım server ekliyorum. Şimdi server ne ekliyorsun? Hocam şimdi siz bir siteye giriyorsunuz. Sitenin serverları var. Yani insanlar istek atıyor siteye. Siteden sunucuya geliyor server'a. Server'da karşı bilgisayara isteğini kabul ediyor ve görüntü sağlıyor. İçindeki olan dosyayı, görüntü dosyasını monitöre yansıtıyor. Bilgisayara veriyor. Olayı bu. Hemen bağlantılarını sağlıyorum. Bu DNS server olacak. Bu da web server olacak.
Yani bir internete giriyoruz arkadaşlar ama ne içeride neler dönüyor bir bilseniz. Bu en basit hali. Bu en basiti. Bunu da ekleyeyim. Server 1'ime gel, server 0'ıma geliyorum. Bağladım. Tamamdır. IP adresi geliyorum. IP adresi. Buralar önemli. 20.11 92 68. Bu DNS server. Bakın get ve yine aynı. 127 DNS server olduğu için bir DNS vereceğim arkadaşlar buna. Bunu da tamamladım. Servis kısmına geldim. DNS server olduğu için DNS ayarlarını yapıyorum. Ve şimdi buna bir site ekliyorum. Yani DNS serverından kayda geçecek. Buna bu sitede bir IP adresi tanımlayalım. 20.12 add diyelim. Şimdi arkadaşlar bir site ekledik buraya. Google.com ve IP adresi. Artık DNS server'ı kayıtlı bir site var. Yani artık DNS'e takılmadan bu internet, bu bilgisayarlar bu internette erişim sağlayabilecek. Ama şu anda değil. Biraz daha kullandırmamız gerekiyor. Bunu 10 yapmadık tabii. Bunu 10 yap. Hemen giriyorum server 2'ye. Server 2'de buraya geldim. HTTP 10. Herhangi bir sorun yok. Ve burada hazır neler var? Şimdi bunları hepsini göstereceğim. Hazır sitelerim var. Tamam mı? Desktop dedim. IP adresine geldim. 192 160 20.12. Hop. Ben yapmadım dostum. Aa, farklı bir şey ekledik herhalde sonuna da. Yanlışlıkla gördüm. 92 160 20.1. Bunun getway'ini hatırladık. DNS'imiz var tabi bizim. Yani bu hani tanımlamış olduğumuz. Tabi şimdi bunu burada sağladık da. Şimdi bu bilgisayar bu internete girecek. Buradaki serverlarla iletişime geçecek de bunun DNS'i yok ki bu bilgisayarın. Verelim kardeşim hemen. Şimdi arkadaşlar şu anda ben ne yapıyorum? Şu an neler yapıyorum? Her şeyi anlatacağım. Bunu da yaptık. Şimdi geliyorum bilgisayara. Şimdi biz ne yaptık? Onu anlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda biz bir yerel ağda bilgisayarlar nasıl çalışır onu öğrendik. Artık iki tane bilgisayarım var. Bununla beraber üç. Router yani farklı ağla iletişime geçiren cihazın ne olduğunu öğrendik. Router. Ve router'la burada geldim farklı bir ağ kurdum buraya. Bu ağda bir laptop, bir server, bir tane daha server var. Şimdi bu serverlar nedir? Arkadaşlar siz Google'a girerken sadece bir server değil, bir DNS server, bir web sunucusu vardır. Yani bilgisayar buradan dedi ki ben Google sitesine gideceğim. Tamam dedi, Switch'e gitti. Switch router'a dedi bak dedi bu serverlar iletişime geçmek istiyor. Router tamam dedi, Switch'e yolladı. Switch de tamam dedi. Buraya yolladı, burası da tamam dedi. Ben bu bilgisayarı kabul ediyorum dedi. Geldi buraya, tekrar buradan sekti buraya. Buranın içinde sitenin görüntüleri, kayıtları, yazıları, fotoğrafları, üyelik kaydı, girişi her şeyi bu sitenin içine kaydolmuş. Yani sitenin admini bu server'ı buradan kiralamış. İçine dosyalarını koymuş ve insanlar buradan görüntülüyor artık. Ve bu da tamam diyor, okey diyor, yolluyor, veriyor elektriği, geliyor, geliyor, cayır 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 burası da ekranına geliyor. O zaman bakalım ekranımıza herhangi bir şey gelecek mi? www.google.com slash şimdi ama şeyleri hatırlamıyoruz. Şimdi bu server'ımızın içindeki HTTP'lerde index HTML buna girebiliriz. Hello World HTML buna girelim. Umarım bir hata yapmamıştır. Oh, giriş yapmadı. Ama PHP dosyamız yok. Şimdi tamamdır. Biraz yavaş çalışıyormuş. Bak bunu öğrendik. Hello world. Selam dünya dedi. Yani selam dünyayı şimdi bu bilgisayarın içinde bakın onu da göstereyim. Gelelim selam dünyaya. Merhaba dünyaya. Bu bir server'ın içinde bir site sahibi
Demiş ki ya ben şunu bir kodlayayım demiş. Bunları kodlamış, bunun içine atmış. Neden bunun içine atmıyordu, bilgisayarını tutmuyor? Bilgisayarını server'a çevirmesi lazım. Bunun için çok yüksek hızda internet, fazlaca işlemci ve RAM lazım. Bunlar da kendisinde olmadığı için gidiyor kiralıyor. Kiralıyor, koyuyor buraya dosyalarını ve insanlar geliyor bu sunucuyla bağlantıya geçiyor. Bu DNS bununla web sunucu. Bununla bağlantıya geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde yapıyor. Yani biz internetin aslında nasıl çalıştığını temel olarak öğrendik. Beni izlediğiniz için teşekkürler gençler. Destek olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada dediğim gibi o sınav konusunu düşünüyorum. Sizler de bana fikir önerilerini açayım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Esen kalın.